Merhaba arkadaşlar. PHP MySQL CMS yapım dersine devam ediyoruz. Geçen dersimizi burada görmüş olduğunuz post sayfasının edit alanını yapmıştık. Ve gönderdiğimiz postlar artık editlenebilir haldeydi. Şimdi arayüzümüze bakalım. Arayüzümüzü gördüğünüz gibi arkadaşlar girdiğimiz postlar bu tarafta duruyor. Şimdi şuradaki Read More butonuna tıklayalım. Bakalım nereye açacak. Burada görmüş olduğunuz gibi bize statik olan arkadaşlar blog single PHP sayfasını açıyor. Yani buradaki değerleri statikten kastım ne? Burada ön tarafımızdaki blog single PHP sayfasına gittiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi buradaki değerler arkadaşlar hepsi statik bir şekilde girilmiş durumda. Buradan geri döndüğümüz zaman dikkat ederseniz şuradaki ikinci görselimizdeki read more'a da tıkladığımızda ne yapacak? Yine aynı statik sayfayı açıyor bize. Biz ama ne yapmasını istiyoruz burada? Her linke tıkladığı zaman bize kendi görmek istediğimiz postun o posta ait single sayfayı yani tek olan sayfayı açmasını istiyoruz. Bu dersimizi bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle buna tam olarak değil de benzer bir örnek olarak şunu gösterelim. Şimdi admin alanımızda post sayfasına geliyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya dikkat edin. Şurada çıkacak ID işlemi dikkat edin. Burada arkadaşlar actions'a geldiğim zaman, delete'in üzerine geldiğim zaman ne oluyor? Dikkat ederseniz şurada İşte post PHP soru işareti delete eşittir 18 gibi bir şey görüyorsunuz orada. Bir link görüyorsunuz. Bu link nedir? Burada get'ten gelen delete parametresini o anki hangi dikkat ederseniz ID'si 18 buranın. Hemen bir sonrakine geldiğim zaman ne oluyor? Şuradaki ID 17 şeklinde geliyor arkadaşlar. Get'ten gelen delete parametresini biz neye eşit demiştik? Şuradaki ID'ye eşit demiştik ve ona göre hangi sırayı, hangi postu sileceğimizi bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi bunun kod tarafına bakarsak arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi post sayfasına geldiğim zaman burada tam şurada dikkat ederseniz delete parametresi var burada. Post ID eşit. Peki hangi post ID'yi seçtiğimizi nasıl buluyorduk? Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar del post ID şeklinde bir değişken yaratmıştık. Get'ten gelen delete parametresini ona eşitliyorduk. Tabii delete parametresinin eşit olduğu post ID'yi ona eşitliyoruz. Ona atıyoruz aslında. Sonra da query'imizi yapıyoruz arkadaşlar. Biraz benzer bir iş yapacağız. Hadi geçelim. Şimdi blog sayfasını açalım önce. Blog single sayfası da açık olsun ikisi de. Blog single sayfamız burası. Hemen şurada blog sayfamız yani ana blog sayfamız burası. Burası da blog single sayfamız. Şimdi öncelikle arkadaşlar blog single sayfamızda ne yapmamız lazım? Burayı da dinamik bir şekilde oluşturmamız lazım, değil mi? Şimdi post sayfasını, pardon, blog sayfasına geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Biz burada bir query çalıştırıyoruz ki veri tabanında bulunan şu değerleri, her bir posta ait olan bu değerleri alsın. Şimdi öncelikle arkadaşlar geliyorum şuradaki query'yi olduğu gibi kopyalıyorum arkadaşlar. Ctrl C ile geldim. Blog single PHP'de şöyle row'un altına bu PHP blogumuzu kopyalayalım. Neden? Çünkü biz buradaki PHP blogunda da aynı döngüyü çalıştıracağız. Ufak tefek değişiklikler yapıp ve burada gelen dinamik değerlerin bu single sayfamızda da görünmesini isteyeceğiz.
Tabii burada bir de ayrıyeten şuradaki while'ın kapanış parantezini almamız lazım. Onu da block single PHP'de şurada, çünkü bizim burada almak istediğimiz, şimdilik almak istediğimiz dinamik değerler şurada bitiyor. Yorum kısmına gelmeden önce şurada block comments dediğiniz alana bu while'ın kapanış parantezini de yapıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi while'ın açılmış olan parantezi kapalı parantezi. Şimdi bunu yaptıktan sonra blok PHP'ye dönelim tekrar. Şimdi ne yapmak istiyoruz? Dediğimiz gibi ID'yi get yardımıyla single PHP'ye göndereceğiz. Şimdi blok PHP'de bakalım. Dikkat ederseniz buradaki ne yapıyoruz şimdi? Burada herhangi bir ID değeri alıyor muyuz? Almıyoruz. Blok PHP'de hemen şuradaki post ID şeklinde bir değişken oluşturalım. Burada post ID şeklindeki değişken diğerleri gibi ne yapsın? Veri tabanındaki post ID'yi getirsin bize. Şimdi buradaki post ID'yi aldık. Nereden göndereceğiz bu post ID'yi? Şurada görmüş olduğunuz blok single PHP ne var? Burada blok single PHP'nin olduğu link satırında bunu göndereceğiz. Ne yapacağız? Parametremizi nasıl geçiriyorduk arkadaşlar? Hemen blok single PHP soru işareti diyoruz. Buraya parametre olarak ne alalım? Şöyle ne diyelim? Şöyle look diyelim arkadaşlar. Sonra bu look ne bu look'a atanacak? Hemen PHP bloğumuzu açıp kapatalım. Burada PHP bloğumuzu açıp kapattık. Burada neyi göndereceğiz? Echo diyoruz ve post ID'yi göndereceğiz arkadaşlar. Bu post ID nereden gelen ID? Şuradan gelen ID. Post ID. Bu post ID nereden geliyor? Veri tabanındaki post ID'yi getiriyor bize. Hemen şurada veri tabanımızı da açalım. Tablomuza baktığımız zaman arkadaşlar şöyle sıçrak şurada daha rahat görünür. Şu post ID'yi ya da diğer şekilde daha kolaydı. Şuradaki olan post ID değerini bize getirecek. Hemen ne yapıyoruz? Blok PHP'deydik. Şu şekilde post ID'yi gönderiyoruz. Şimdi post ID'yi gönderdiğimiz zaman ne olması gerekiyor? Blok single PHP'de o gelen ID'nin yakalanması gerekiyor, değil mi? O yakalama işlemi olmadan önce bakalım sayfamız nasıl görünüyormuş. Geldik burada. Blok PHP'yi refresh ettik. Read more'a geliyorum. Bakın dikkat ederseniz şuraya parametremiz geliyor. PHP look eşittir 17 şeklinde şurada görünüyor. Şuraya gelelim. 18 şeklinde burada görünüyor. Bakalım. Hemen tıklıyorum burada. 17 geldi. Ama bize neyi gösteriyor halen? Halen bize statik olan sayfayı gösteriyor. Ve hatta şurada bir tane fazladan bu değerleri aldı bize. Şu fazladan gelen değer ne? Bu fazladan gelen değer, dikkat ederseniz burada bir while loop'u çalışıyor. Bizim veri tabanında iki tane değer var. Hangisi olduğunu halen daha bilmediği için bir, ikisini de bu şekilde sıralıyor. Şimdi tekrar geri dönelim blok PHP sayfamıza. Geliyorum burada. Şimdi blok single PHP'de arkadaşlar bloktan gönderdiğim şuradaki ID'yi yakalayacağım. Nasıl yakalayacağım? Hemen burada PHP bloğumuzun içerisine arkadaşlar ne yapacağız? If isset
ne hissedilmişse tahmin edelim. Get'ten gelen parametre hissedilmişse. O parametremiz ne? Log. Yani siz buna Mahmut da diyebilirsiniz arkadaşlar. Problem değil. Eğer bu parametremiz gelmişse ne olmak istiyor? Bu parametredeki post ID'yi ne yapalım? Şöyle P alt çizgi post ID şeklinde bir değişkenimize atayalım. Şuradan log parametresinden gelen post ID'yi ne dedik? Şurada P post ID diye değişkene atadık. Ve burada SQL query'imize ne diyeceğiz? Bize tüm içerikleri getirme. Bize yalnızca select from post where veri tabanımızdaki post ID'nin neye eşit olduğunda şurada görmüş olduğunuz P post ID'ye eşit olduğu postu bize getir diyeceğiz. Hemen kaydedelim. Bakalım çalışacak mı? Bir refresh edelim. Geliyorum arkadaşlar. Buradaki geldik. Read more diyorum. Block single 17 dedi. Dikkat ederseniz tek bir tane içerik getirdi. Aslında çalıştı. Ama biz halen daha statik olan içerikleri görüyoruz. Ne yapmamız lazım? Şuradaki block single php'deki buradaki alanlar arkadaşlar neye dönüştürmemiz lazım? Buradaki alanları php bloklarına dönüştürmemiz lazım. Hemen başlayalım. Şurada mesela biz görselimiz olduğu yerde ne görünmesini isteriz? Hemen burayı şöyle bir silelim. Block post php diye statik bir şey değil de burada hemen PHP blogumuzu açalım. PHP blogumuzu kapatalım. Neyin görünmesini istiyoruz? Echo post image'di sanıyorum. Evet. Echo post image'ci bize göster. Hemen buradaki neydi? Post title. Evet. Yok, post title değil bu. Post author, yazar yani. Geliyorum. Açıyorum PHP bloğumuzu. PHP bloğumuzu kapattım. Echo diyorum. Buradaki değişkenimiz olacak. Şu post author olacak. Geliyorum. Şunu kopyalayalım. Burada ne olacak? 18 Oktober değil de post date olacak. Tamam. Post date oldu. Buradaki ne olacak? Buradaki 57 post comment olacak sanırım. Evet, post comment number. Onu da alalım şöyle. Şunu post comment number olarak değiştirelim. Şuradaki alanımız ne olacak? O da post title olacak. Geliyorum burada. Yapıştırdık. Post title alanımızı da oraya yerleştirelim. Burası da post text olacak. Geliyorum. Şunu kopyalayalım. Ctrl C. Şöyle Ctrl V diyelim. Burası da post text olacak. İşaretini silelim. Kaydedelim. Tekrar şuradan blog php'mize dönelim. Blog php sayfasındayım arkadaşlar. Read more diyorum. Hangisi geliyor? Look eşittir 17 ve dikkat ederseniz o görsele ait olan bilgiler geliyor. Blog php sayfasına döndüm. Bu kez şuna tıklayalım. Görsel olarak bunun bir yöne çıkması lazım. Web 2 vesaire gelecek. Read more diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kez
Web2 Creator bu görselle ilgili olan arkadaşlar bilgilerimiz giriyor. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Bir tane yeni bir test yapalım. Geliyorum admin alanımıza. Şuradan yeni bir post girelim. Ne diyelim? Böyle başlığımız logo design olsun. Post kategorimiz bunu ad alanında biz düzeltmemiş miydik? Okuyorum şurada editte düzeltmişiz ama ad'de düzeltmemişiz. Hadi o eksiğimizi de tamamlayalım hemen. Post PHP'ye döndük. Şuradaki ne yapacağız? Şuradaki tekrar yanlış kopyalamayalım bunu. Şuradan Select'ten Edit Modul alanındaki Select'e alıyorum olduğu gibi. Kopyalıyorum. Add Modul alanı içerisindeki şuraya arkadaşlar, Add Modul alanı içerisindeki buraya input'un üzerine yerleştiriyorum artık. Kaydedelim. Admin alanımızdaki post.php sayfasını şey yaptık. Add diyorum arkadaşlar. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi burada da artık şeyler geliyor. Seçili bir şekilde geliyor. Şimdi yine postumuza ekleyelim. Post title olarak hadi logo design diyelim. Post kategori olarak branding 22'yi seçelim. Post author olarak ne diyelim? Logo yazar diyelim bakalım. Görselimizi seçelim bir tane. Şöyle statik img klasörünün içerisine girip şöyle ne yapalım? Ha, dikkat ederseniz şu ikisi vardı. Şu görselimizi seçelim bir kez farklı olması için. Bunu seçtik. Sonra post tags olarak logo diyelim arkadaşlar. Şuraya da şöyle sample text olarak şöyle yapıştıralım biraz sample text'i. Add post diyorum. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir postumuz yüklendi. Bakalım bunu ana sayfada görebilecek miyiz? Hemen geliyorum şurada blog sayfama dönüyorum. Voilà. Görmüş olduğunuz gibi logo design tekstimiz geldi. Ne yapıyorum? Read more diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu içeriğe ait olan arkadaşlar görselimiz yani her bir görselimiz ayrı bir şekilde gelmiş oluyor. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki latest post alanında ne oldu? Görsellerimiz değişti. Burayı yapmış mıydık? Ya bir bakalım. Sidebar da olması lazım. Bakalım sidebar PHP'de kategoriyi seçtik. Burada yok. Burada halen daha statik haldeymiş. İleride de onu yaparız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu dersimizde özet olarak ne yaptık? Her bir blog posta ait arkadaşlar kendi sayfalarını oluşturmayı öğrendik bu dersimizde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.